Anne olmuyor, bir türlü çekmiyor bu antenle ya. Hay Allah, tam da benim program başlayacaktı Zeliş'im. Öbür tarafa çevir bir de. Ay. Demin yapmıştın ya. Anne bakayım mı artık televizyona? Bakma kızım, bakma sakın. Bozulur gözlerin, karıncalı karıncalı gösteriyor. Tamam anne, bakmıyorum. Anne, adam gibi bir anten ayarlayamadınız şu televizyona ya. Sus oğlum, dur. Sayenizde ailece kör olacağız ha. Aa, hamam sapığı da gelmiş. Bitti mi senin cezan bakayım? Çıkmasın odadan. Abla, gıcık etmesin adamı ya. Ay didişmeyin şimdi, sırası değil. Dur. Küçük Sipa, sen niye çıktın odandan? Bitti mi senin cezan? Yok, bu akşam bitiyor kısmetse. İyi, hadi şimdi odana. Marş marş, hadi git. Öf ya, öf. Çok üstüne gidiyorsunuz çocuğun anne. Olmuyor böyle ya. Sana ne oluyor be? Yazık günah ya. Hiç mi acımıyorsunuz? Yapmış bir hata işte. Acımıyoruz. Hem bir daha dalamaz öyle hamama falan, merak etmeyin. Dalmayacak tabii. Rezil edemeyecek bizi bir daha kimselere. Hadi sen de çok konuşma. O kadar meraklıysan sen de git odaya hadi. Hey, bakma of kızım televizyona. Tamam anne. Arsız ayol bunlar. Hiç utanma da yok. Ne arar anne ya? Anne bak, bir de şöyle çeviriyorum. Çevir çevir çevir. Oldu mu? Hadi inşallah bu defa olacak hadi. Ay. Ay, komple gitti ya. Of ya. Kesin nazarı değdi bu küçük sapıklarına. Bu böyle olmayacak. Ben arıyorum Hüsnü'yü. Halletsin, delireceğim valla. Biz de insanız canım. Hı? Bir eğlencemiz bu televizyon. Hiç mi çekmiyor kızım? Komple mi gitti yani? Hiç çekmiyor. Komple. Yalan mı söyleyeceğim sana? Gel kendi gözünle gör. Bir işe yaramıyor bu anten. Kızım siz ayarını becerememişsinizdir. Anteni falan mı kırdınız? Doğru söyle. Anten dediğin iki tane kıytırık çubuk üstündür. Çarpık çırpık. Uyduramadın şu eve doğru dürüst bir anten. Bir eğlencemiz var. Ben senden gazinomu istiyorum, gezmemi istiyorum. Yaptır şu televizyonu gözünü seveyim. Rica edeceğim, çöz şu işi Hüsnü. Valla bütün tadımız kaçtı. Ne yapacaksan yap, hallet. İşte o kadar. Hadi. Oh! Söyledim, rahatladım vallahi ya. Ay biraz da babam düşünsün anne ya. Sen koşturuyorsun her yere. Ama ne? Başlayacağım sizin anteninizden de, televizyonunuzdan da. Televizyon çekmiyor mu abi ya? Kablolu TV'de mi yok sizin orada? Yok anasını satayım, yok. Uydu çanak manak ayarlamak lazım işte. Dünyanın parası. Of Suat ya, of ya. Abi bizim mahalledeki uyducu Alper'i gönderelim size. Herif süper. Benim eve de taktı geçen de. Vallahi cam gibi gösteriyor, 100 kanal. 100 mü? Yapma ya. Pahadır lan o. Yara açmasın şimdi durup dururken. Yok be abi. Hem Alper tanıdık. Ay başına kadar para falan vermezsin. Taksit falan da yapar. Yapar mı hakikaten ya? Yapar yapar valla. Çok iyi olur be. Konuşuruz abi, hallederiz ya. Kafanı taktın şeye bak senin ya. Suat ablalar evde mi? Evde, evdeler evdeler. Çıkmayacaklar bir yere. Hı. Sen at abi. Ha şimdi gitsin kursun değil mi bizim çocuk? Kursun anasını satayım. Hem Suat'ın da çenesi kapanmış oldu. Hadi be. Alo, alo. Ha, Alper. Oğlum çok önemli bir iş var bak ha. Hemen halletmen lazım bak, dinle. Bizim Hüsnü komiser var ya. Ay zar zor iki kanal gösteren televizyonda şimdi yüzlerce kanal var ya. Hem de hepsi cam gibi anne, görüyor musun? Görmem mi kızım, görmem mi? Kıymetini bilin babanızın. Bir el attı halletti valla. Abartma Suat ya. Bir telefon ettik alt tarafı. Getirdi taktı çocuk. Normal şeyler bunlar. Bir tanesin sen Hüsnücüğüm. Koca değil, gonca valla, gonca. Tamam Suat, tamam, tamam Suat, tamam. Oğlum, bunda şey kanalları çıkıyor mudur lan? Ne kanalları abicim? Şey kanalları lan işte. Hatunlar falan, söyletme şimdi herkesin içinde. He, çıkmaz mı abicim ya? Millet çekilsin ayak altından, bulacağım ben o şey kanalları, merak etme sen. Ha bulursun küçük sapık. Yok öyle şeyli meyli kanal. Söyledim antenci çocuğa, kilitledi hepsini. Aile televizyonu bu. Hadi, hadi ya. Ya. Şeyli kanal ne demek Hüsnü? Bir şey anlamadım ben. Boş ver Suat, boş ver. Sana ne? Bir şey de anlamayıver. Aman bunların sapıklıkları tuttu anneyin. Abuk sabuk konuşuyorlar işte. He. Hüsnü, bak sağlık demişken aklıma geldi. Gazetede okudum dün. Bu bizim oğlanlar var ya. Bunlar şimdi tam cinsel kimliklerini bulma yaşındaymış ya. Böyle atlayıp zıplıyorlar ya her yerde. Evet. O yüzdenmiş işte. Hatta eğer bu dönem çok sancılı geçiyorsa mutlaka bir pedagoga başvurmak lazımmış. Çocukların sağlığı için yani. Ne sağlığı Suat ya? Hiçbir şey yok bunların. Eşek gibiler, eşek.
İşleri güçleri eşkıyalık. Hem bunlarda sancı falan da yok. Bunların zararı kendilerine değil, millete, sana, bana yani. Bize mi sallıyor yine babam ya? Sallıyor vallahi. Üstücüm, bizim iyice yaşlandı, çenesine vurdu artık ha. Tamam, ben sus lan, ben sabah sabah fırça yemeyelim yine. Belli olmaz hayatım. Belki de tıbba başvurmamız gerekiyordur. Hiçbir yere başvuramayacağım Suat. İşe geç kalıyorum ben, hadi ben kaçtım. Aa, baba görüntü gitti ya. Aa. Ne oldu şimdi buna ya? Bütün önemli kanalları kilitlerseniz olacak budur. Komple gitti işte. Çok konuşma lan, eşek sabaza. Ay bir işi de düzgün yap ya. Kızım ne biçim konuşuyorsun sen ya? Ne yaptım ben şimdi? Daha ne yapacaksın Hüsnü? Dandik anten taktırmışsındır sen kesin. Ucuzundan aldın değil mi? Doğru söyle. Hani Gonca'ydık Suat Hanım? Ekran gitti, Goncalık da gitti. Hemen harcadın kocayı, helal olsun. Ay lafı değiştirme rica edeceğim Hüsnü. Yap şunu. Ara servisini, gelsinler yapsınlar. Var işte burada numarası Suat. Ara çağır. İşim erken biterse ben de çıkar bakarım çana. Tamam mı Suat Hanım? Var mı başka emriniz? Yok tamam Hüsnü, tamam ya. Bir günde huzurlu çıkayım şu evden ya. Bir olaysız gün ya. İlaç için bir tek gün ya. Nasıl gelmiyormuş servis ya? Daha dün taktığı çanak bozulacak, adam gelmeyecek ha? Ay kızıp durma adama Hüsnü. Beylikdüzü'ne gitmiş anten takmaya mı ne? Ne yapsın adam? Parasını da vermemişsin zaten. Kızım zorla almadık herhalde. Ay başında vereceğiz dedik parasını. Ben onu bunu bilmem Hüsnü. Akşama çalışacak bu televizyon. Yoksa vallahi çıldıracağım. Aksi takdirde alacağım bu televizyonu. Camdan aşağı yollayacağım vallahi. Ay yetti ama. Hadi yürüyün kızlar. Geldik anne, geldik. Nereye böyle ya? Suat! Bana bak, sen iyi alıştın böyle lafı koyup koyup gitmeye ha. Suat! Hey! Bağırma baba, çıktılar işte, duymazlar artık. Duysa da takmıyor zaten artık. Şu anten işini beceremedin ya, bitin yani, bittin. Otorite falan kalmadı, ben sana söyleyeyim. Rezillik yani. Konuşma lan, konuşma. Aç bakayım şu televizyonu, aç televizyonu. Çalışmıyor. Ulan ne antenmiş be, ne antenmiş be. Nereye baba? Çatıya çıkıyorum, çatıya. Bir de ben bakacağım şu çana. Siz içeri girin, televizyonun başına çekmeye başlayınca haber verin bana. Baba, dikkatli ol, düşme oralardan he. Ne düşmesi be, ne düşmesi be? Yürü be üstün çoban, kim biter seni, Tarzan gibisin. Tamam tamam, geçin içeriye, olunca söyleyin hadi. Hadi. Gelmedi mi hala görüntü? Yok daha baba. Olmuyor baba ya. Beceremeyecek senin. Sakatlık çıkmasın. Ne sakatlığı be? Gayet basit cihaz. Hallediyorum şimdi. Hallediyorum. Bak bakayım oldu mu şimdi? Geliyor sanki bir şeyler ama. Oha. Bu ne lan? Şöyle film işte abicim. Babam kendi eliyle kırdı kilidi. Uydudan eridik yayın. İşte bu be, işte bu. Oldu mu oğlum, düzeldi mi? Baba. Düzeldi baba, düzeldi, ayna gibi. Harikasın vallahi baba, bir tanesin. Hey yavrum be. Hüsnü çobanın elinden hangi elektronik alet kurtulmuş ki bugüne kadar ha? Bana bakın, tamamsa iniyorum aşağıya, bağlayacağım. Tamam baba, tamam. Acele etme baba, yavaş yavaş in. İyi bağla he, sağlam olsun. Bir daha yerinden oynamasın. Metin, Tekin. Oğlum bana penseyle tornavidayı getirin. Nerede baba? Oğlum, ödüllerin altındaki dolapta. Oradaki çekmeceyi açın, orada. Hadi oğlum, üşüdüm lan. Dur abicim dur, ne yapıyorsun ya? Ver şunları bana. Baba yok, bulamıyoruz orada. Nasıl bulamazsınız lan? Orada olması lazım. Bir de mutfağa bakın, mutfağa. Tamam tamam baba, bakıyoruz. Bulamadık baba. Allah Allah, nasıl yok ya? Nerede olur bunlar ya?
Yatağın altına bakın. Tamam. Vay be, hatuna bak. Uf. Metin, Tekin. Orada da yok baba. Allah Allah, nasıl olmaz oğlum? Dikkatlice baktınız mı? Baba, iyi bağla, kıpırdatıyorsun. Ne? Oynatma. Biz hayvanları arıyoruz şu an. O neydi öyle? Oğlum donuyorum diyorum size ya. Nasıl dönüyor öyle be? Lan nereye kaybolsun be? Fırıldak gibi. İyi bakın. Geleceğim aşağıya şimdi. Abi bu ne? Süper ya. Abi biz ne zaman büyüyeceğiz ya? Metin! Oğlum bulamadınız mı lan daha? Tamam, bulamadık daha. Donuyorum oğlum. Ay, içi üşümüş adamın dam da öyle iki saat. Hiç mi vicdan yok sizde oğlum? Yok saat yok. Bunlar evlat falan değil, canavar. Başka bir açıklaması yok bunun yani. Baba bulamadık aletleri ya. Her yeri aradık. Bulunca haber verecektik baba. Kesin lan sessizlik. Kesin. Tamam canım. Bir geldin buraya. Fanfinli funfinli film seyrediyorlar Suat. Ellerinde penseyle tornavida duruyor. Ay öyle böyle film mi izliyorlarmış baba bunlar? Abla bir sus ya. Ay mıçmışlı film mi izlemişler bunlar Hüsnü? Evet Suat, evet. Bu sapıklardan her şeyi beklerim ben. İyice zıvanadan çıktılar vallahi Hüsnü. Ne yapacağız? Biz bir şey yapmayacağız Suat. Ceza falan yok değil mi baba? Oh be. Sonunda şöyle delikanlı bir karar çıktı Ali Meclisi'nden. Ceza yok. Tedavi var. Doktor var. İğneler var çocuğum. Anladınız mı? Eşek sıvaları anladınız mı? Ne tedavisi? Ne doktor? Ne iğnesi baba ya? Arıyorsun o çocuk psikoloğunu Suat yarın. Götürüp gösteriyoruz ikisini de. Koysun tesisi. Hemen alsın tedaviye. Ben uğraşamayacağım artık bunlarla ya. Bittim ya. Bittim artık ya. Bittim. Baba ne psikoloğu ya? Kendi aramızda halletsek şu işi. Evet ya. Şimdi otur işin yoksa hayat hikayeni anlat doktora. Kim ne yapsın lan sizin hayat hikayenizi ha? Sapıklığınızı anlatacaksınız. İttiklerinizi anlatacaksınız. Bir bir anlatacaksınız. Ona göre de tedavi olacaksınız. Duydunuz beni? Duyduk baba, kızma ya. Baba. Ya. Biz büyüdük artık, farkına değil misin hala? Yürüyün lan oğlum, eşek sıpaları. Yürüyün. Görmesin ikiniz de gözüm. Baba, doktor işe yarayacak mı acaba? Ne bileyim kızım, ne bileyim. Son bir umut işte. Ah canım, ah güzelim. Sen üşütmüşsün iyice. Bardak çekeyim mi sırtına üstüne? İyi gelir. İstemem Suat, istemiyorum. Bardak mardak istemem. Zaten hepsi senin yüzünden oldu. Uyudum uyudu tutturdum başımıza. Ne güzel normal antenle izliyorduk. Tamam hadi git git hadi. Çek. Hadi kızım siz de gidin hadi. Mışmışlı mışmışlı film. Ya ben hayatımda böyle tuzağa düşmedim ya. Resmen pusu kurmuş kız bana ya. Bir gittim annesiyle babası karşımda. Oha. Bütün gece evlilik muhabbeti. Ölüyorum sandım ya. Ter bastı bildiğin gibi değil. Arasaydın kurtarırdık bir şekilde diyeceğim abi ama zormuş. Ne zoru ya? İmkansızdı Murat, imkansız. Ne var evlilikten bu kadar korkacak anlamadım yani. Hem Seyhan çok iyi bir kız. Doğru. Ya iyi olmasın iyi de ben bir defa denedim o işi Zeynep, olmuyor işte. Bir daha hiç uğraşamayacağım. Kimse de kusuruma bakmasın. Bakmasın tabii canım. Allah Allah. Zorla mı ya? Tabii. Değil tabii ama erkek milleti de zorlanmadan yola gelmeyi pek sevmiyor galiba. Öyle değil mi canım? Bilmem. Sen öyle diyorsan öyledir canım. Vay! Ne haber kız? Hoş geldin. Geçmiş olsun. Sağ ol abi. Senden ne haber? Haberler bende değil, çobanda. Hadi ya. Ne yapmış yine? Anteni ayarlayayım derken çadıda mahsur kalmış. Oğlanların da umurunda değil tabii. Dalmışlar televizyona. Akşama kadar titremişmiştim ki. Yuh be abi, bu kadar da olmaz be abi. Hüsnü abideki de şans mı ya? Çoban şansı hakikaten. Geliyoruz. Günaydın. 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 Günaydın Hüsnücüğüm. Günaydın. Hayırdır, ne bu hali? İyiyim ya, iyiyim. Sen nasılsın? Ben üşütmüşüm biraz ya. Nerede üşüttün Hüsnü? Yoksa damla mı yattın? Anlattın değil mi herkese? Anlattım vallahi usta, dayanamadım. Ama dayanılacak gibi değil be abi. Bir sen eksiktin. Sen de geldin tam oldu. Hoş geldin. Sağ ol. Kanallar çekiyormuş ama değil mi abi? Herhalde canım. Görev başarıyla tamamlandı yani değil mi abi? Sen kaç lan kesesini. Allah Allah. Siz bana lale derken iyi ama. Lalesin de ondan.
Kafamı bozma tamam, benim tamam, ha. Tamam ha. Sana dün bir çatıdan baktım aziz İstanbul. Bir daha bir daha. Sana dün bir çatıdan baktım. Neşeniz daim olsun çocuklar. Sağolunuz ha baba. Hepimiz burada olduğumuza göre. Buyurun toplantı odasına hadi. Tabii amirim. Allah Allah ya. Çatı çobanı.